arkadaşlar şey diyordum ya bu hani e, benim canımın neden sıkkın olduğunu size söyleyecektim değil mi e, ya abi bir tane e, detaylara hiçbir şekilde girmeyeceğim ama buraya geldim şimdi gelirken bir haber aldım işte tam gelirken e, bir bana bir iftira atılmış arkadaşlar yani öyle bir durum ki neredeyse yani mahkemelik bir durum yani o yüzden e, onun stresine girdim ben yani hiçbir şekilde kendimle, karakterimle alakası olmayan, başarımı gerçekten ee, kıskanan, başarımı, hayattaki başarımı kıskanan bir kişi çok felaket bir iftira atmış bana. Yani ben duyduğumda halen bile o kadar şaşkınım ki. O kadar o kadar şaşkın, şaşkın bir durumdayım ki şu anda böyle ba ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya şimdi abi ne diyeceğimi bilemiyorum. Haberi geldi bana. Yani şimdi ilk başta iftirayı ben duydum. Böyle bir şey olamaz ya. Bu gerçek mi falan. Bir de atan kişi yani. Dedim ki e, ulan bu nasıl bir şey falan. İnanamadım yani ilk başta. Şimdi haberi geldi bana. Mahkemelik bir durum. Yani mahkemelik derken savcıya falan kadar gitmiş bir şey şu anda. Türkiye ile alakası yok. YouTube ile alakası yok. Bu şey bu şeylerle alakası yok. Burada tamamıyla başka şeyle. E, atan kişi de eski çalıştığım birisi. Neyse. Yok yok onunla alakası yok. Ajan demişlerdi. O değil değil. Kesinlikle bu YouTube hiçbir şeyle alakası olmayan bir şey. Eski çalıştığım birisi. Abi ben hiç ilk duyduğumda bu şeyi gersen çok şaşırdım. Böyle bir şey olabilir mi falan. Yani inanılmaz böyle bir şey yok. Hatta güldüm ilk başta. Neyse yani ciddiye almadım değil. Ciddiye aldım ama güldüm böyle bir şey yok falan filan. ifademizi falan verdik söyledik. Ondan sonra bir baktım yani dedik ki hadi bit. Böyle bir şey yok diyelim Biz hayatımıza devam ediyoruz muhabbeti. Ulan yeni haberini aldım. Savcıya götürmüşler ya. Yani alakam yok. Yok yok bunu kesinlikle arkadaşlar detayını sormayın anlatamam şu anda. Hiçbir şekilde detayını söylemem. Ama size söz veriyorum bak şu anda canlı yayında söz veriyorum. Bu olay bitsin ben size bunun e, ne olduğunu anlatacağım. Ve yani hiç saklım gizlim yok abicim benim. Hiçbir zaman saklım gizlim yok bu kanada. Yani kim olduğumuz belli. Hayatımızı tertemiz efendi bir şekilde yaşadık. Ondan dolayı bu şekilde başarılı olduk hayatımızda. Birisi bir insan gelip her şeyi e, elimizden almaya kalkıyor. Bir kişi abicim bak bir kişi. Ee, neyse yani tabii bu şu anda öyle bir e, mahkemelik ya inanamıyorum arkadaşlar. Yani hayatımda ilk defa mahkemelik olacağım yani. Ve, ve yani hani bir şey yaparsın mahkemelik olursun o farklı bir şey. Lan yapmadığımız bir şey. Yani karakterimle alakası olmayan bir şey. Bu ben değilim yani böyle bir şey. Ee, haberini bir aldım Mahkemeye savcının önünde yani öyle bir durum ki arkadaşlar yani bu savcı evet dese yani beni tutuklayacak da öyle bir şey yani. Manyak bir şey ben böyle bir şey hayatımda hiç görmedim yani böyle bir şey. Neyse e, herhalde say, işte savcıya neyse ben ne yaptım 10 bin dolar gidip avukata verdim arkadaşlar. 10 bin dolar ne demek yani Türkiye'de şimdi 100 bin lira para avukata verdim sadece git yani beni savun böyle bir şey yok falan muhabbeti. Öteki iş arkadaşları da falan gelmiş benim lehime yani yardım amaçlı onlar da ifadesini falan vermiş. Ee, uzun lafın kısası yani durum şu anda böyle bayağı canımı sıkacak bir durumda. Çünkü bu kadar yıl bu kadar güzel şeyler yaptım hayatımda neler neler yaptım. Çok yüksek seviyelere geldim. Bir kişi yani beni ke kesinlikle bu %100 yani bu ben bunu kanıtladık bile yani bir nevi kıskanan bir insan çok kötü kıskanan bir insan gidip işte Erdal böyle böyle yaptı diye bir şey atıyor ve buna inanıyorlar. Buna inanıyorlar çünkü savcılığın önünde yani şu anda. Neyse haberiniz olsun. Bunu sadece size söylemek istedim. Bugün onun için yayın bile açmayacaktım. Artık yani böyle canım sıkıldı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Mahkemelik olma gibi bir durumumuz var şu anda. Mahkemeliyiz neredeyse yani. Hatta daha da çok kötü ileriye de gidebilir. İnanamıyorum ya. Yani bakalım şu anda öyle bir durum ki savcı bakayım ne diyecek. Savcıyla konuşmaya falan çalışıyoruz yani. Eğer zaten savcı inanmazsa bize savcı bizim bir nevi yani tutuklama emri yapacak. Mahkemede derdinizi anlatın ki mahkemede bu gerçeklerin %100 ortaya çıkacağına %100 inanıyorum ben. Sorun değil de yani oraya bile gitmemeli. Böyle bir deberbat bir şey. Ee, Türk mülk değil arkadaşlar Hiçbir alakası yok Türkiye ile Eski iş arkadaşı Bir tanesi bana bir iftira attı kendi şeyiyle ilgili Benim başarımı Bayağı kıskanan birisi ee, Karşı dava Açacak mısın Arkadaşlar hayatıma devam ediyorum Şu anda Hayatıma tamamıyla devam ediyorum şu anda ee, Öyle bir şey aklıma bile gelmedi ama Şimdi bu olay bitsin arkamıza koyalım. Kesinlikle yani benim ismimi, benim ismimi zedelemeye çalışan bir insanın ben kesinlikle karşı dava açarım. Ama şu anda öyle bir düşünce şu anda şey yani. Diyoruz ki hadi inşallah savcı şey yapar. Ne ismi? Bakar. Delil yetersiz diye de yok böyle bir şey yok falan der. Biz devam ederiz hayatımıza umurumuz olmaz. O zaman ben açıklarım size neyin bu, bu ne tür bir iftiraydı falan diye. Ee, ama yani bunu demek istiyorum arkadaşlar. Bir konu hakkında masum olabilirsin. Bir konu hakkında %100 masum olabilirsin. Ama yani bir insan gider bir şey söyler senin hakkında. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ağızdan çıkan laf bir kurşun ya bir kurşun namludan çıktığı zaman o kurşunu geri namluya koyabilir misin? Hayır. Aynı şekilde o bir kişi gidiyor böyle böyle şeyler söylüyor. Bir bakıyorsun hemen adamlar haberleri bana geliyor. bir Savcılığa gitmişler. Yani bunu demek istiyorum. Benim kişiliğim Amerika aynasız Erdal Kaya olarak. Benim kim olduğum belli. Beni tanıyan insanlar bunu duyanlar yani hiç kimseye olmadı sana oldu böyle. Yani sen mi? Yani senlik bir durum bile değil. Böyle bana diyorlar bunu. Beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Karakterimle alakası olmayan bir şey. Yani benlik bir şey olmayan bir şey. Çok kötü kıskanan bir insan. Böyle böyle demiş. Eee ya inanamıyorum arkadaşlar. Şu anda burada duruyorum diyorum. Nasıl olur? Ama nasılı maslı yok işte. Birisi gitmiş söylemiş. Yani böyle ya aklıma hayalime bir insan bir insan abi bu kadar yani kıskanabilir mi bir insan ya? Ya kıskanıyorsun anladım. Kıskanıyorsun anladım. Tamam mı? Ulan niye iftira atıyorsun? Şey gibi bir durum arkadaşlar. Böyle bir durum. Ha e, ee, ben çıkamıyorum seni de aşağı indireyim muhabbeti. Aynen. Ve bunu ben ne için şu anda canlı yayında söylüyorum bu şekilde bu kadar. Zaten hiçbir detaya girmiyorum da. Sebebi yani sizlerle genelde her türlü konuyu konuşuyorum ben. Açıyoruz ben hiçbir şeyim yok. Bak ameliyat oldum ne ameliyatı cine ya, Dişlerin abi implant. Hiçbir şeyim yok saklı gizli değil abi. Ben her şeyi söylerim. Kimsem oyum falan. Burada da böyle. Ulan haberini ben yeni. Bu yeni bu arada arkadaşlar. Şu savcılık bu, bu şey olay yeni yani. Ben daha yeni haberini yeni aldım. Yani bakacağız. Bakacağız durum nereye gidecek, nereye gitmeyecek. İnşallah mahkemelik olmayız. O seviyeye gelmez. Çünkü mahkemelik olmamız demektir ki adamlar yani bizi e, Allah etmesin yani e, yargılanma ya yani tutuklama durumu olur ondan sonra gidip mahkemede derdini anlat. Böyle bir durum olsa mahkemede gerçeklerin %100 ortaya çıkacağını kesin eminim yani. Kesin eminim. Ama o inanılmaz böyle berbat bir olay oluyor. Yani git orada bir de mahkemelerde sürün bir süre. Anlıyor musun? Ee, neyse böyle bir iftira atıldı arkadaşlar. Gerçekten böyle bir iftira atıldı. Ee, onu demek istiyorum. Yani birisi sana şu anda, her izleyen herkese söylüyorum. Şu anda sen kimsenin umurumda bile değil kim olduğun. Bir kişi gidip senin hakkında bir şey söyleyebilir. Hadi gel onun hakkında bir şey yap. Senin tek diyeceğin böyle bir şey yok diyeceksin. Ama gel de onu anlat işte. Neyse bakacağız arkadaşlar. İnşallah olay kısa sürede istediğimiz gibi kapanır. Biz devam ederiz hayatımıza. Yoksa bunun tantanasıyla bayağı uğraşacağız. Yani bayağı öyle bir şey var. O yüzden bayağı bugün canım sıkkın dedim ya ben ne yayın açmayacağım falan ama ondan sonra şey yaptım dedim ki lan ben niye yayın açmayayım ki? Evde oturup canım sıkacağım oraya buraya gideceğime hiç olmazsa sizle muhabbet ederim. Çünkü gerçekten açık açık söylüyorum en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hatta şu anda hayatımda en sevdiğim şey diyebilirim şu Twitch'te Twitch, yayın açıp sizle muhabbettir. Bak şu anda bak okuyorum sizin yazdıklarınızı. Ee, ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Sizle muhabbet ediyorum bak. E, içimizi açıyorsunuz falan yani şu anda siz bana inanılmaz bir yardımda bulunuyorsunuz. Ciddi söylüyorum çünkü yani iftira dünyanın en berbat şeyidir. Allah kimsenin başına getirmesin. Bugüne bugün ben iş ben nefret ederim senden. Ya abicim bana en kötü büyük kötülüğü yap. Ben gerçek olmayan şeyi sana söyleme. Ben iftira atmam sana. Öyle bir kişiliğim yok. Ama bazı insanlar biliyor yani bu iftirayla yani biliyor hayatını karartacak öteki kişinin. Bak bunu biliyor. Ulan niye ben ya bunu söylesem bitti işi hemen gidiyor söylüyor. Böyle insanlar var dünyada abi. Böyle insanlar var. Bunun Amerikalıyla, Türkle, İngilizle alakası yok. Bu tür insanlar dünyanın her kültüründe var. Türk'ün de var, Amerikasında da her yerde var. O yüzden e, dikkatli olun arkadaşlar. Eee... Bakacağız ne olacak. İnşallah e, umarım diyeyim savcı gerçekleri görür. O şekilde ileriye gitme kararı vermez. İleriye gitme kararı verirse tabi kötü bir durum. Biz de gidip mecburen savaşımızı vereceğiz. ismim zaten bayağı zedelenecek ondan dolayı. Um, bir de üzerine en az 20-30 bin dolar para da gider. 10 bin dolar zaten gitti. Ee, bu kadar. Neyse, canıma sıkıntılı sebebi bu arkadaşlar. Detaylarına hiçbir şekilde giremiyorum. Ee, ama bu olay kapansın inşallah en kısa sürede istediğimiz gibi. Söz size canlı yayında ben açıklayacağım ee, başıma ne geldi diye. Söz. Neyse, bu kadar abi. Karşı dava mava, muhabbetleri belki ileride arkadaşlar. Şu anda öyle bir şey. E şu anda ben sadece kendimi savunma durumundayım. Yani karşı dava atacak bir konumda bile değilim şu anda. Adam böyle böyle yapmış diyor. Onun savunması için yok abi böyle bir şey yok deme durumundayım şu anda ben. Ben de sizi çok seviyorum arkadaşlar. Can sıkma diyorsunuz ama gerçekten yani çok zor. Hesap etsene yani hayatımı hayatımı tertemiz yaşamış bir insanım. Zaten temiz yaşamasam geldiğim konumlara gelemem. İmkansız. Anlıyor musun? Ee, birisine böyle bir leke atması kötü bir şey yani. Ondan dolayı yani ne bir artık bir gün ne duyarsanız duyun abi. Eğer bir şey duyarsanız e, bunun %100 iftira olduğunu ve bunun bu gerçekler ortaya çıkması için savaşını ben %100 vereceğim yani. Bunu bilin. Onu demek istiyorum. Yani bu bana atılan iftira karakterimle alakasız bir şey. Aynen. Sonra anlatırız. Bu olay kapansın ondan sonra şey yaparız. <laughs> Neyse ne yapacaktım ben ya şeye. Polis aktivitede şeye bakacaktık değil mi? Bir tane şey daha vardı.